Ee, yok. Bu mane şu andaki yerine belki olabilir de. O, yani, o kadar şu ara düştü. Genel, genel değerlendirmeden bahsettim. sonra Tyler Roberts'ın bu maçta yedek sayılabilecek rotasyon kadroyla çıktı. Fernandinho, Silva, Zinchenko. Sonuçta hani Fodun yok orta sahada. da. İlk ay yok. İlk ay yok. Kevin De Bruyne Böyle yok. Yani ideal üçlüden belki Fernandinho var diyelim. Belki. Belki o da kesinlikle. Bak, o belkilerimiz çünkü maçı kaybettiren e, hamle e, Fernandinho. Roberts oynayabilir mi ya? Zaten bu arada Costa niye oynuyor Leeds'te 11'de? Çünkü geçen hafta süper oynayan, aslında Manchester City'nin oyuncusu olan, Leeds United'de kiralık olan Harrison sözleşme gereği, anlaşma gereği oynayamadı. Için. zaten Leeds'te de oynayamıyor Costa. <laughs> Ve hatta abi Lorente'den Tut, Lorente evet kadar. abi Allah aşkına. Geç Lorente'yi. Cooper oynayabilir mi abi? Cooper'ı sadece City olarak düşünmeyelim biz. Yani, <gülüyor> Tottenham. <gülüyor> Tottenham. Everton'a Everton kadar da Everton inebiliriz. Mi? İşte oraya kadar inebiliriz yani. Oynayamaz Everton. Yok. Ancelet yani de oynatmaz zaten onu. Burnley de oynar. Yanlış anlamayın Burnley'ler. Sizi küçümsemiyorum. Yani o sert tarzından dolayı oynar. Ya vallahi Celtic falan alsa ben sinirlenirim yani. Bak gerçekten ah falan diye. Ayer'i satıp bunu mu aldınız? Valla sinirlenirim. Lidermiş, kaptanmış. Öyle lider de olmaz olsun öyle kaptan da. 45. dakika. 1-0 öndesin. Üstelik golü Şturt Dallı satmış. Maça böyle deli dolu başlamamışsın. Çok doğru hareket. Bu maça deli dolu başlamak çok doğru hareket. Çünkü Manchester City birinci kadrosuyla yok ama arkada boşluk verirsen canını fena yakacak. bu. arı gibi sokar adamları. Ve, Ferran Torres ile Sterling. Ve bir e, Bielsa da burada kendi istediğini yaptırdı. Aynen ben, öyle. ben maçın bir yerinde dikkat ettim. E, Ake'nin bu kadar fazla topla buluşması e, niçin? Hani bir dersin ya acaba niçin diye. Bazı ilk etapta detayı kaçırıyorsun. Sonra bir bakıyorsun. Aa evet buymuş. E, dedi ki biz bir Ake ile topu buluşturalım. Bir pres tuzağına bir e, sokalım. yani. Sürekli Ake ile topu buluştururlar. Hiçbir şekilde e, burada Stones'la top çıkarttırmadılar. Kanser'in o hani e, içeri Onlar giren de, bek oynamadı. meselesi i̇çeri falan giren yok. Hiç oynamadı. oynamadılar. Çizgiye Direkt çizgiye Mendi sebebiyle bu Tabii, bu Mendiye arada. Sizin Zinchenko merkezde olduğu için e, Bielsa demiş ki biz bir akey ile bir topa sokalım. Sonra harika bir e, orada nefis bir alan parselasyonu yaptılar. Ve orta sahadaki bu oyuncuları da oyuna sokmaması sebebiyle City mecburen Mendy ile Cancelo'dan da doğal olarak verim alamadığı için Stones'la beraber Ake'yi sürekli top kullanan adam haline getirdiler. Yani getirdi. Orta sahaya kadar getirdi. Orta sahaya kadar getirdi. Şimdi bunu maçın ikinci yarısının son 10 dakikasındaki Leeds United'ın oyunu ile birleştirin. Siz bu kadar fazla şıkalar. risk aldırırsanız evet, evet 10 çıkan 10 çıkan. Siz bu kadar risk aldırırsanız rakibe rakip e, rakibin yani Manchester size Leeds United'ın 10 kişi kalmış olmanın verdiği uyutmayla yani kapılmış oldukları rehavetle sizin üstünüze bu kadar gelirler ve dikkat edin gol öncesinde ikinci sütalıda atmış olduğu gol öncesinde de hep Fernandinho'yu açık alanda o kadar rahat yakaladılar ki. Yani son dakika şey gibiydi böyle. Sen Fernandinho'yu ne zaman stoper alsa, alsa bu sıkıntı yaşıyor. yaşıyor. da Fernandinho'yu bu maçta stoper almak zorunda kalabileceğini biliyor. Çünkü bence bunu planladı. Bu maçındaki skor çok da yeterli değil. Evet. İlk maçtaki ikinci maçı Rovanş hemen kesinlikle planladı canım. Bak, bu o öyle ya. Yani. öyle robot değil ki bu adam. Evet. Hakikaten kafadan bin tane tilki dolaşıyor taktiksel ha, tilki. Ha, hamle hesaplamaktan bahsediyoruz. Tabii. Şimdi yani teknik direktörlük senin sağda rakibin... Bir atılmış böyle atılır ya. Gerçekten ya. Vallahi bak Yılmaz Vural falan hocası olsa bu Cooper'ın ki ama Cooper da ters adam. Elinin tersi pis. Yılmaz Hoca bir tek arkadan <laughs> yapabilir lan. Gözüm görmesin. I don't wanna see you falan. Git. Yani hamleden ka kastımız şu. Şimdi e, Guardiola bugüne Orada kadar... Şükrük girdi ya. Şükrük. Guardiola... Bir de en kötü stoperlerden biri stoper değil asıl evet. yeri zaten. Guardiola bugüne Yetmedi, kadar... kork girdi. Guardiola bugüne kadar kaç kere oyuncu değişiklik hakkını ne zamanlar kullanmış? Guardiola'nın Belki de Premier Lig'de şimdi bir bakarsak ona bakmadım ben benim hatam. 3 ee, oyuncu ya da 4 oyuncu değişikliği hakkını kullanmadığı Maçlar çok da. maç var. Çok şey, maç var. Şey bir tane sonra, değildir yani. Niye bize 5 oyuncu evet, değişikliği evet. hakkı tanımıyor dedikten Hepsinde bunu söyledi evet. Pep Guardiola. Ve bu maçta da 2 oyuncu değişikliği hakkını kullandı. Bak şunu yapabilir miydi net olarak? Ee, dur bakayım ya bunlar Stones. Okay, ben Fernando Yu'yu çekmeyeyim de. Fernando Yu'yu çıkartayım. Ruben Diaz'ı oynalıp Cancelo'yu bek olarak kullanayım mı kullanmayayım mı? Muhtemelen Bielsa Pep Guardiola'nın bütün oyuncu değişikliği haklarını bugüne kadarki haklarını inceleyip ona göre bir karar vermiştir. Ve Fernandinho'yu sahada gördüğü Bilmiyorum. anda tem, tem, da tem, tem, demiştir tem. ki bu adam Fernandinho'yu stopöre çeker. Basın. Son 10 dakika. Evet. Devam. Ve bu, 40 dakikadır bekliyoruz. Bekleme yapma devam et oyununa geçiyoruz. Bu demiş. vites yükseltme muazzam tabii. bir vites yükseltme. Tabii yükseltme iki tane değil. pozisyon buldular ikinci golden önce. Sizin ikinci golden önce. Geldim ben bizim Sergen ki Sergen Alçın değil tabii. Bizim volede çalışan <laughs> Sergen var Fenerbahçeli. Ee, hatta dedesi bu falan filan da bir Trabzonsporlu değişik bir aile. Güzel tam bir Türkiye mozaiği. <laughs> ya. evet tam öyle çok güzel. Ne mozaiği demiyorum ben yanlış Ben saygı duyuyorum bu tip şeylere. Yani futbol takımında öyle çeşitlilik farklılık olması. Ben bir şey söyleyeceğim. Türk Dalıs'ın iki golüyle maçı kazanmak. Ya şimdi maçtan önce hepimiz bakıyoruz. İddialar var. Manchester City United maçı. Bayisler kapanıyor beyler. İddialar kapanıyor falan değil mi? Raheem Sterling gol atar. 1'e 20 atıyorum. Gabriel Jesus gol atar. 1'e 35. Tarrant Torres gol atar. 1'e 40. Zinchenko gol atar. 2. Silva gol atar. 1'e 25. Mendy gol atar geçen hafta. Evet. Benford gol atar. 1'e 50. Rafinha <laughs> gol atar. 1'e 40. <laughs> Tyler Roberts gol atar. 1'e 25. Costa, Costa, gol atar. 1'e 11. Ya kup. Alioski'nin gol atma ihtimali daha fazla. Ya da bu Cooper'in gelip savunmadan kafa vuruşuyla gol atma şansı var. Durant o yani. gol atar evet. Abi Sturt işte Dallas 2 gol atar 1'e 100 verir ben sana söyleyeyim. Bak 2 gol atar. Onu araştırmak lazım hatta evet. bence biliyor musun? Ne sağ bak, vermiş sol bek. Acaba yani. Orta sahada eksik olduğu için orta sahada oynattı. Normalde sol bek ya da sağ bek oynayacak. Abi zaten Dallas için ben şeyi söylüyorum. Ee, Bielsa'nın Joker'i. Evet ama Joker'e bak Dallas yani. Dallas. D yani Joker'in Dallas. Bak şimdi Dallas mı, Van Persie mi? Yani kimin gol atmasını beklersiniz? Manchester City'yi sahasında yeneceksiniz ihtiyatta. Ve 90 artıda gol atacaksınız. Bu golü Van atma ihtimali mi daha yüksek, Dallas'ın mı? Soruyorum. Persie, ki. Zaten Dallas'tan önce en son 90 artıda galibiyet golü atan 2012 Aralık'ta Robin Van Persie, Manchester derbisinde. Evet. Yani o dönemde United derbiyi kazanır, evet Van Persie gol atar dersen. Kim hayır diyebilir? Kimse olabilir inemez. falan der. Peki. Biz 45 dakika 10 kişi oynayıp bensizliği yener. 1'e 2000. Atıyorsun <gülüyor> Gülüyor> falan derler. <laughs> Dalla satar. Galibet konu dallı satar. Var mı dallısın 2 gol atacağını oynayan? Varsa kuponu göndersin. Abi Dallas'ın bugüne kadar kaç golü var bak. Lishun klasik Türk klişesiyle yaklaşalım. Bir oraya. tane eski. Varsa o getir kuponu al. Ama kuponun parayı da ben alacağım. Yani kuponu bozdurup hatıra olarak değil. Daha iyi para, daha karlı çıkacağız. <laughs> Herhalde canım. Ya yeter abi ben Ford'a oyundan almak zorunda kaldı. Bu adam bunları yapmak zorunda. Bu adam artık karpuz kabuğundan gemiler yapmak zorunda değil. Buraları lütfen İspanyolca'yı çevirin hocama gönderin Hocam sen artık karpuz kabuğundan gemiler yapma. Yaptığın yeterince yeter ya. Hocam ben hatırlıyorum. Atletik'te gördüm en kabiliyetsiz adamlardan birine Amuro Bieta. Sayende adam Premier Lig'e falan gitti mi? Full hem Evet Sordular Beşiktaş'ı alalım mı? Valla Bieta çalıştıracaksa evet de yoksa sakın almayın dedim. Nasıl Aleyce çok iyi değil mi? Ha, çok iyi tabi acayip sen gör dedim. Hani, Bambi on ice. Paten pistindeki geyik gibi kayar yani dedim falan. Abi şu adamlar yani gerçekten her hafta aynı şey söylemeyeceğim de. Hocam Allah aşkına ya Barcelona'ya git ya Liverpool'a. Hayatının Teknoloji ve kariyerinin son yıllarında sen iyi oyuncu çalış. İlayis girsin oyuna ya. En azından İlayis'in olsun oyuna girebilecek. Ya pedri, falan çalıştırır. Pedri çalıştırır hocam. Yani. Bir Messi'yi sen bir çalıştır ya. Şimdi maçın tabii ki... Yani 2002 ee... Dünya Kupası'nda Batistuları çalıştırdın. Senden sonra da hiçbiri yapamadı. Yapamadı. Hepsi çalıştırdı. Oldu mu? Arjantinlik şampiyon oldu mu? As en son Bilardo yaptı ya. Carlos Bilardo yaptı ya. 86. Abi, Maradona yaptı onu da. Sizin kabahatinizden. Abi ne? senin şahane anlatımına ben de teknik olarak şöyle destek hocam, vereyim. Hocam kurtul bu oyunculardan ya. Valla Liam Cooper falan sinirini bozma artık hocam. Kaç yaşına geldiğin. Ya. Bunlarla uğraşılır iş değil yani. Peki ben sana daha farklı bir şey, şey söyleyeyim. Newton'u çalıştır mesela. Orta saydık daha demin değil mi? Phillips, e, Roberts ve e, Dallas dedik. Ay bak ben sana söyleyeyim. Yok yok bak. Sen bu adamların, Çok net söyleyeceğim. Bu adamların nasıl daraldığını, Roberts'ın arkasında Phillips ve Dallas'ın nasıl daraldığını anlatabilmek yani burada anlatamayız biz bunu. Ancak maçın tekrar bir bizde görüntüsü olacak. olacak. Sezon içinde stoper oynatılmak zorunda kalıyor. Evet. Takımın tek orta sahada eli yüzü düzgün komple diyebileceğin oyuncusu. O da yani ilerleyen yıllarda İngiltere bir takımda seçildi mi? Seçilir. Hak ediyor. Evet ama oynayamaz 11'de. 11'de de oynayamaz yani. Yok. Mount değil yani adam. Değil ya de. ne bileyim şey hiç değil. hiç değil yani. Bari hocam bir Aston Villa çalıştır ya. Smith bırakıyorsa. Smith de çocukluktan hoca Aston Villa'lı, Grealish'li işte. onlara lafım yok. Tabii istedikleri kadar kalsınlar kulüpte de. Gidiyorsa adam ona bak hocam. Vallahi bununla uğraşma artık. Yemin ederim bununla şu. Bu nedir ya? ya, ama bu... ya hocam senden alacaklar. Rafinha'yı da alacaklar senden. Bak Rafinha olmayacak seneye. Bir tane gerçek yıldız oyuncum var ya. Bak ben fırt iyi. Ama Harry Kane'le hiç değiştirir misin? Aynı paraya verir misin? Hayır. Ben... Son diyorlar ki mini takıma niye seçilmiyor? Seçilsin de yani Harry Kane oynayacak zaten. Yani. Kim hatta Harry Kane'in yedeği de var yani. Var abi başka İngiliz forvet orada oynatabileceğin oyuncular var. Benford 3. 4. çıkıyor. Bu en gelişmiş Tabii yani. Mi? Sen artık yeter ya. Benford geliştirme hocam sen ya. Ha bundan zevk alınmaz hocam. Hayattan zevk al Ne olursun? Biz sen bize çok büyük futbol lezzetleri tattırdın. Bak bizi böyle haklı çıkırıyorsun. Hani ne oldu? Romantik. öyle düdü. Romantik, romantik kazandın böyle iki maç <laughs> 4 puan. Mourinho'nun Tottenham'ı City'den iki maçta 4 puan alsaydı Mourinho'cu tayfa başka o Batuhan Hıncalı efendi. Tabii, tabii. Burada var ya vır 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 sabahtan akşama kadar. Biz yapıyor muyuz? Hayır. Niye efendiden insanız? Bu teknik olsun ama Fenerbahçe'nin o genç tarafları var ya bir ensa topik yapan. Heh, işte bir kuşağı artık kandıramıyorsunuz. Onlar anladılar. Farkı farkındalar. Diyor ki diyor ki Fenerbahçe yönetimi bu mesajı almanızı öneririm Sayın Ali Koç. Diyor ki Costa'yla Roberts'la Benford'la Manchester City yenen teknik direktör e, daha fazla gol attırır. Pelkas çok daha etkili oynar. Salah'ı ile falan uçar. Bak Salahi tam ona göre stoper. Ben sana söyleyeyim. Yok öyle listin öyle bir stoperi yok. Ya Cooper. Salah'ı mukayese eder misin ya? Yok yok. Boks e, maçında edemem. belki Cooper yenebilir Salahi, O da bir hakem kararıyla falan ha söyleyeyim yani. Salahi o konuda da iyi dayanıklık güç var. Bak, Ozan, gerçi. Tuf Ozan, kuşağ... Ozan Tufan'ı Ozan Tufan'a ver. Biessa'nın eline. Z kuşağını küçümsemeyin, anlamaya çalışın. Ben Z kuşağını anlamaya çalıştıkça kendimi geliştirme fırsatı buldum. Hepinize öneririm. Ozan Tufan'ı versene ya Biessa'ya. Tabii. Ver bak ver. Ozan, Ozan Tufan'ın tufan var abi. Zaten ilk program konuşuyorduk ya, dedim ki Biessa gerçekten Fenerbahçe işte, teklifi olsa Ozan Tufan 30 milyonluk oyuncu olur. En az. Tabii. En az bu, bu en azından bahsediyoruz. Ozan Tufan'ın zaten kullanma kitabını yazar, metodunu çık. Ona uygun bu kadar ona uygun bir Türk oyuncu daha var mı şu anda? Çağlar falan var işte. Keçiören stoper olsun. Bu adama yazık. Hocam ne olursun. Biliyorum Türkiye'ye büyük ihtimal sizi böyle getirmeyecekler ama ne olursun. Barcelona'dan teklif gelirse bu sefer tamam da Ne olur tamam da ya. Allah aşkına tamam da ya. Liverpool'dan gelirse tamam da Bırak ya sen Türkiye'ye gelsen Erzurum sporu ister falan bak Evet. Ziya Doğan hoca böyleydi. niçin bak, biliyorsun biliyor musun? Zor bir görev devraldık. Evet. Zor bir görev devraldık. <laughs> Alın hocam sen zor görev devraldın. Ziya hoca yaradım. Hocam sen zor görev devral Diyarbakır Sporu çalıştırıyor. Gümüşhane'yi falan aldı. Gümüşhane. Gümüşhane en son. Onun memleketi diye aldı. görev, zor görev almış. Öncesinde almak için bir değil. de Kastamonu'su vardı. Ben Ziya Hoca'ya demişim ki hocam sana Manchester United'dan Stock Street'den teklif gelse sen Stock tercih edersin. E tabii benim teklif tarzıma daha uygun demişti. Ya. <laughs> Sergen Yalçın ne diyor? Geçen röportaj işte 32. gün mü ne? Sergen Yalçın var. Atilla abi de var. Atilla mesela, Gökçe abi. Tabii tabii. <laughs> <laughs> ya ben öyle gitmek için gitmem diyor. Şalke 04'e gitmem mesela. Manchester United'tan teklif gelse giderim diyor. O esnada Manchester United Avrupa şampiyonu falan yani işte öyle bir takım. Yani e, şey oynuyor işte Beckham, Scholes falan onlar, Roy Keane acayip herkes ezberliyor. Geeks, Andy Konduvay. Yalçın eski reklamı var ya bir firmayla alakalı. Ya iki kız geliyor böyle. E, ya diyor biz e, koşuşturuyoruz diyor sen hep burada diyorsun. Diyor. Kızlar ben koşsam Barcelona'da oynardım. <laughs> hocam o, o sen esen. koşuyorsun teknik doktor <laughs> olarak. Diyese hocam koşuyorsun kemerde yani katetin mesafede az değil.